Sıradaki haberimiz hem kulaklara hem de gözlere bayram ettirecek. Harbi Açık Hava konserinde sevenleriyle buluşan Şevval Sam, kıyafet tercihiyle bir kez daha herkesi kendisine hayran bıraktı. Şevval Sam İstanbul'da bir konser verdi. İtiraf edelim, son yıllarda bu kadar güzel bir Şevval Sam görmemiştik. Işıl ışıl, saçaklı kıyafeti, ıslak görünümlü saçları, yüzüne çok yakışan makyajıyla çok şıktı Şevval Sam. Hanımefendiyi bu kadar övdük, nazar değdi resmen. Bu yaza veda konser, kışa pardon, kışa, evet. Buradan alıyorum. Bu kışa veda konseri gibi bir şey olacak. Bir daha alıyorum. Bir daha alabilirsiniz. Yaza merhaba konseri gibi. Yok, yaza merhaba olması için açık hava olması lazım. Transparan, taşlı, iddialı bir kostümle sahneye çıkan Şevval Sam sahnede adeta yaşam buluyor. Bakın bu konsere ne kadar sürede hazırlanmış. Elbiseniz de çok şık bu arada. Çok teşekkür ederim. Şevval Sam bir konsere ne kadar sürede hazırlanıyor? Bu değişiyor aslında. Kısa zamanınız varsa ben 10 dakikada da konsere hazırlanabilirim. Zamanımız yeteri kadar zamanımız varsa bunun ön çalışması oluyor. Sahne öncesi biraz daha yine hazırlanmanın da tadını çıkararak hazırlanıyoruz. Bugün erken başladık hazırlanmaya. Çünkü dediğim gibi yani bugün çok özel bir gün, evet, bizim için. Tadını çıkara çıkara hazırlandık. Bilmiyorum iyi olmuş mu? Şevval Sam bir yandan Yasak Elma çekimleri, bir yandan konserlerle çok yorulmuş. Son set haftası bir kere. Bu hafta setin benim için son haftası. Onlar hani 1-2 gün daha çalışacaklarsa bile benim son haftam. Ondan sonra Kıbrıs'a gidiyoruz. Birkaç konserimiz daha var. Sonra bir ara bir kaçıp gerçekten dinlenmeye ihtiyacım var. Çünkü durmaya ihtiyacım var. Bütün kış set konser, set konser. Evet, biraz yoruldum. Ama bir yandan da çok sevdiğim bir işi yaptığım için de çok mutluyum. Şimdi kameralarımızı ünlülerin akın ettiği haftanın davetine çeviriyoruz. Stil sahibi ünlülerin ödüllendirildiği gecede yaşananları Gazete Magazin farkıyla ekranlarınıza getiriyoruz. Serenay Sarıkaya yılan benzetmesini hangi sevgilisi için yaptı? Benim için yılanın önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Kınar Deniz nasıl nazara geldi? Hiç yok. Aras Bulut İğnemli'nin sevgilisi Bige Önal nasıl bir projeyle ekranlara dönecek? Dijital değil, o gün de söyleyememiştim. Hande Erçel davette giydiği kıyafetle nasıl şaşırttı? Evet. Fotoğraf mı önce? Fotoğraf biraz geri çıkın da tam alayım fotoğrafı. Dilan Çiçekdeniz İrlandalı sevgilisi için ne gibi planlar yapıyor? Bir tuzlu kahve içirecek misiniz? Tuzlu, ballı artık bakacağız. Sahnede devrim yapan Gülşen eleştirilere nasıl cevap verdi? Bir devir başlatmak mıdır bilmiyorum ama ben sadece hayallerimin peşinden gidiyorum. El gecesindeyiz. Görkemli geceye resmen yıldız yağdı. Serenay Sarıkaya özel gecelere en az 3-4 saatte hazırlanıyormuş. Acele etmiyormuş. Yani koşturmadan hazırlanmayı seviyorum. Yavaş yavaş hazırlandım. Yani öğleden sonradan beridir aslında masa başındayım ama güzel güzel hazırlandım. Serenay Sarıkaya'ya dünyaca ünlü bir mücevher markası sponsor oldu. Artık özel gecelerde milyonlarca liralık takılarla katılacak davetlere. Ben sonra... Serenay Sarıkaya'nın boynunda yılan şeklinde bir gerdanlık var. Sarıkaya özel hayatında son olarak Umut Evirgen'le bir aşk yaşamış ancak ilişkileri uzun sürmeden bitmişti. Şimdi yapacağı açıklamalara dikkat. Böyle yılanlar da etrafımızı sarmış biraz. Evet. Daha sarmadı. Daha yeni başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Çok ucu açık bir konuşma oluyor şu an. Yani benim için yılanın önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Hakikaten o yüzden ilginç bir buluşma, ilginç bir tesadüf oldu. Acaba Sarıkaya'nın koynunda beslediği yılanlar mı oldu ya da birilerini mi yılan ilan etmek istiyor? Şimdilik bilinmiyor. Serenay Sarıkaya özel hayatıyla ilgili konuşmadı. Aşk hayatınızla alakalı çok konuşmak istemiyorsunuz biliyoruz. Ben de çok fazla soru sormak istemiyorum bu konuyu ama en azından şu an yalnız mısınız? Yine bir şey söylemeyeceğim. Pınar Deniz'in sesi kısılmış. Sesim hiç yok. Tabii reytingler iyi gelince biz. Biraz fazla coşmuşum. Röportaj vermeyi, basın mensuplarını seven Pınar Deniz'in kariyerindeki en kısa röportajı izliyorsunuz. Çok heyecanlıyım. Lekimi çok seviyorum. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Biz de sizi çok seviyoruz. Bige Önal çiçekli elbisesiyle çok şıktı. Sevgilisi Aras Bulut İğnemli ile çok sık görüntülenmiyorlar. Bu yaz tatil yok, iş varmış. Bir sinema filmi geliyor Bige Önal'dan. Dijital değil, o gün de söyleyememiştim. Bu bir sinema filmi ama daha fazla detay veremiyorum. O gün de dedim sana. Ama hani verebileceğimiz zaman, onay verdikleri zaman zaten bilgilendiririm mutlaka. Beyza Şekerci davete eşi Engin Hepileri olmadan katıldı. Bu gece yalnızım. Engin oyunda çünkü. İlerleyen saatlerde bitince oyunu katılacak. Ama güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Bir de çok özledik artık, böyle sosyalleşelim, biraz güzel gecelerde bulunalım, davetlere katılalım. O yüzden ben de geldim. Oğulları Can da kocaman oldu. Can şimdi bu sene ilk kez okula gitti. Önümüzdeki hafta bir sene sonu gösterisi gibi bir şey olacak. Biz de ilk kez böyle bir şey deneyimleyeceğiz. Can'la biraz vakit geçiriyoruz. Başka projelerimiz var. Önümüzdeki sezon yapmak istediğimiz. Onlar için hazırlıklar yapıyoruz. Ne gibi proje? Sahne üstü diyeyim, yani tiyatroyla alakalı, ama başka işler de var. Eğer olursa yazında tabii ki çalışacağım. Yeteri kadar. Annelikten sonra tatil yaptım. Onun için yeterli yani. Bekar, güzel, alımlı, çalımlı bir hanımefendi Afra Saraçoğlu Avrupa yakasında düzenlenen davette parmağındaki tek taş Anadolu yakasından görüntülenecek neredeyse. Yok, sonunda tek taş geldi. Ah. Keşke falan diyormuşum ben. Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan değil sanırız bu tek taş. Takılar da çok dikkatimizi çekti. En başta da söylediğimiz gibi çok şık. Henüz gündemde evlilik yok, sadece tatil varmış. Kısa bir tatil, kaçamak yapabilecek misiniz Mert Bey'le? Yapabilirim, evet, yaparız. Erkek egemen tarihini değiştiren Amazon kadınlarından ilham alarak geceye katılan Vakıfbanklı voleybolcu Zehra Güneş'in özellikle ayak bileklerinden dizlerine kadar gelen detaylara dikkat. Zeynep Tosun'la tasarladık. Çok farklı şeylerden esinlenilen ve savaşçı kızı anımsatan bir kıyafet oldu. Kendi karakterimi yansıtmak istedim aslında. Ona da çok teşekkür ederim. Şükrü Özyıldız geceyi takip eden magazin muhabirlerine "Siz niye giyinmediniz?" diye sordu. Siz niye giyinmediniz? Biz giyinemedik. Başka işler de var. Kötü giymişiz ya. Yani şaka yapıyorum. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Şükrü Özyıldız bu yaz tatilde adeta komando gibi kamufle olacakmış. Magazincilere yakalanmak istemiyorum diyor. Ya yazın çalışacağız ama tabii ki öncesinde bir yerlere kaçacağım. Nereye kaçacağım söylemeyeceğim. Ama her türlü bir şekilde yakalıyorsunuz zaten. O yüzden yani öncesinde biraz dinleneceğim tabii ki. Şükrü Özyıldız aşk hayatı sorusunun ağsını duyunca kamufle olmaya gerek duymadan ortadan kayboldu. O aşk hayatıyla ilgili bir durumu var ve müsaade istedi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Buray 2022 yılına girerken aşk dilemişti. Ancak dileği henüz gerçek olmamış. Konserlere geleceğim ama öncesinde 2022'ye girerken evet, aşk dileyen bir Buray vardı. Evet. 2022'yi yaraladı. Falda da çıktı. Baş harfi de çıktı. Ama devamı geldi mi? Gelmedi. Kendisi yok, bekliyoruz. Problem peki, sizde mi falcıda mı? Ben bilmiyorum ya, harfi ne kadar söyledi ya da ben mi göremiyorum artık. Bir yanlış var bir yerde ama çözeceğim. Buray'ın aşka kriterleri yokmuş. Yani sarışın olsun, esmer olsun derdi yokmuş. Siz ne derseniz deyin, bu gönül işi bazen en mantıksız, hiç beğenmediğiniz, hiç aklınızdan geçmeyen birine takılır kalır. Siz de böyle aynada bakarsınız, düşünürsünüz neden diye. O yüzden bunun bir şey yok yani. Ben lafı hiç dolandırmıyorum. Sarışın mı olsun, esmer mi olsun? Oradan girelim. İçi güzel olsun, dışına yapmıyoruz. Buraya evlilik işleri tersmiş. Ruhuna ve iş temposuna evlilik uymuyormuş. Evlilik benim hayat tarzıma çok uymuyor. Yok yani, hiç kimse beni bu şekilde, bu hayattan hiçbir süre kaldıramaz. Bu biraz çapkınlıktan dolayı mı, yoğunluktan dolayı. Hande Erçel davete resmen 3 metre tül detayı olan bir elbiseyle katıldı. Tek başına yürüyemedi, yardımcısı sürekli yanındaydı. Gel. Fotoğraf mı önce? Fotoğraf. Biraz geri çıkın da tam alayım fotoğrafı. İnsan seviyorsa istediği her şeyi giymeli, istediği her şeyi yapmalı. Yani artık bunları geçelim diyorum ben. Çünkü ben bunu sevdiğim için de çok iyi hissediyorum. İyi ki de giymişim. İnsanlar kadınları bu yüklenmelerini bırakmalı. Çünkü hani hepimiz bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz farklı bireyleriz. Hepimizin tercihleri başka. Bırakalım yani, herkes özgürce yaşasın hayatını. Çok da buna müdahale etmek doğru değil artık yani, bu yüzyılda özellikle. İş hayatında şu an bir gelişme yokmuş. Daha net bir şey olsa keşke uzun uzun bahsetsem ama henüz net bir şey yok. O yüzden söyleyecek de bir şey yok. Aşk hayatıysa Kaan Yıldırım'la güzelleşti. Hande Erçel aşk sorusunu duyunca röportajı yine yarıda bıraktı. Peki Hande Hanım, Kaan Yıldırım'la olan ilişkiniz... Çok teşekkür ederim Akif'ciğim. Bir cevap. Başka bir şey var mıdır? Bak hemen kaçıyorum. Çok teşekkür ederim. Hani bunları konuşacaktık. Biz şu an burada ne kadar güzel bir gece için beraberiz. Bunları konuştuk, çok güzel sohbet ettik. Bana yeterli, size yeterli değil mi? Çok teşekkür ederim. Cevap hakkı vermedi ki. Tamam, kapat kamerayı. Genç oyuncu Boran Kuzum dönem filmi karakterleri misali bir imajla katıldı geceye. Çok uzun zamandır da insan içine çıkmıyorum. Böyle kalabalığa biraz açıkçası gerginim o yüzden. Çoğu ünlü tatili iple çekiyor ancak Boran Kuzum ters köşe yaparak magazinciler yazdıkları konuşlanmadan tatilini yapıp gelmiş. Ben tatilimi yaptım. Basın gelmeden yaptım zaten. Yaz gelmeden tatilimi yaptım. Boran Kuzum'dan magazincilere yakalanmama taktikleri. Tatil demişken Pınar Hanım'ın açıklaması vardı. Boran bize burada çekilmezsin dedi. Ertesi gün çekildik diye. Selim. Evet Selim. Evet. Öyle tavsiyeler veriyorsunuz herhalde arkadaşlar. Benim her sene gittiğim yer. Hiç orada kimsenin ne magazin olur ne çok insan olur. Biliyoruz da gelmiyoruz. Olacağı tuttu. Sonra o da bunu söyledi mi? Söyledi. Ah, Pınar. Boran söyledi, çekilmezsiniz kesinlikle. Pınar. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şevval Şahin iddialı giyinen kadınları çok seviyormuş. Ben cesur giyinen kadınları çok seviyorum, takdir ediyorum. Kendim de yani ben de bazen cesur giyinmeyi seviyorum, iddialı. 6 yaşından bu yana Londra'da büyüyen Şevval Şahin 16 yıl boyunca Türkçeden uzak kalınca konuşması bozulmuştu. Bu durum zaman zaman eleştiriliyor. Zaten Instagram'da da artık offensive filter şeyi var. Kötü yorumları otomatikman hemen siliyor. O yüzden görmemiş oluyorum. Evet, Türkçe konuşurken bazı terimlerde İngilizce konuşmanız da eleştiriliyordu şu an yaptığınız gibi. Bu galiba elinizde olmayan bir şey. Bir ağız alışkanlığı mı diyelim Şevval'e? Evet, ağız alışkanlığı yani. Gerçekten öyle. Bilerek yaptığım bir şey değil. Peki... Ama beni seven böyle seviyor. İlandalı sevgilisi Torla evlenmek için gün sayan, ben Türk örf ve adetlerine göre evleneceğim diyen Dilan Çiçekdeniz davete yalnız katıldı. Artık Torla enişte olduğu için enişte bey nasıl diye onu göremedik bu gecede ya, ama... İyi, evet. İyi o. Bir düğün hazırlıkları konuşuyorduk. Düğünle ilgili bir gelişme var mıdır? Peki sizi görmüşken onu da sormak istedik. İyi yaptınız yani. Her şey o kadar yoğun ki, işimiz o kadar yoğun ki hala hayırlısı diyebiliyorum sadece şu anda. Henüz düğün detayları belli değilmiş gibi duruyor ancak Dilan Çiçek'i lütfen dikkatle dinleyin. Tor eniştemiz için bütün planlarını hazırlamış. Kız yani, isteme merasimi olacakmış galiba. Öyle istiyormuşsunuz. Yani anneannem için istiyorum demiştim. Bakalım hayırlısı. Bir tuzlu kahve içilecek misiniz? Tuzlu, ballı artık bakacağız. Kıyamazmışsınız gibi geliyor. Kıyamam gibi geliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hazal Ergüçlü modacısının deposunda bulunan 4 top tülü satın almış ve kendisine tülden şahane bir kıyafet hazırlatmış. Çok güzel bir gece, çok mutluyum. Keyfim yerinde. Giyinebildik uzun zaman sonra. Evet, topuklu ayakkabı giydik. Teşekkür ederim. Nasıl hazırlandınız bu gece? Şöyle teşekkür ederim. Salih Balta tasarımı giyiyorum. Her zamanki gibi Önder Tiryaki ile hazırladım. Oğuz Erel yaptı stylingi. Hazal Ergüçlü oyunculuğu henüz bırakmak istemediğini açıkladı. Memnunum. Oyunculuğun içinde kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum insan olarak. İyi hissediyorum henüz bu mesleği yaparken yani daha sıkılmadım.